Merhaba arkadaşlar, Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel kır çiçekleri eto şalını yapacağız. Daha önce bunun üçgen şalını yapmıştık ve çok beğenilmişti. Şimdi de bu şekilde eto şalını çalışalım dedik. Çok da istek geldi zaten. Ancak yapabildim. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilirim. Sizler de memnun kalırsınız. Gerçekten yapımı çok hoş, çok basit. Hemen ilerleyen bir model. Etol şaldan başka neler yapabiliriz derseniz, bunda çok güzel yelekler, gelin yelekleri olur. Krem rengiyle çalışırsanız çok güzel kırlentler olabilir. Dediğim gibi etol şal şahane olur zaten. Dilediğiniz birçok şeyi de kullanabilirsiniz. Ben bunu yaptıktan sonra biraz buhar bastım üzerine, çünkü kıvrılmalar oluyor, ister istemez oluyor. Biraz ütü kesinlikle vurmayın, sadece buhar yardımıyla bu şekilde bir kez zaten buhara tuttuğunuzda bu şekilde kullanabilirsiniz. Yıkansa dahi kıvrılmayacaktır. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Hemen şunu bir köşeye koymak istiyorum ve yine ben bu şekilde bir iple başlayacağım. Bu tüysüz bir ip. Yine Alize'nin pırıltılı şal ipi. Simli, hep pırıltılı diyorum ben ama simli şal ipi kullanacağım. Yine hemen tığımı da göstermek istiyorum. Tam görülüyor mu bilmiyorum ama 2,5 numaralı da tığ kullanacağım. Evet arkadaşlar, zincirle başlıyoruz. Normalde eto şal yapacaksanız 2 metre uzunluğunda veya 1,5-2 metre ideal olandır. O uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Yelek yapacaksanız da yeleğinizin boyuna göre uzunluğunu çekebilirsiniz zincirlerini. Zincirimizi bol bir şekilde çekersek daha güzel olacaktır. Kasmamış olacaktır. Ne kadar sık zincir çekersek alttan o kadar kısma yapacaktır. O yüzden elimizi olduğunca gevşek tutalım. Ne kadar gevşek çekersek bizim için o kadar iyi olacak. Ben şöyle yeteri kadar çekeceğim. 3 model yapacağım. 3 modelde de zaten anlaşılır diye düşünüyorum. Bu şekilde biraz daha çekeyim. Arta kalan zincirleri ne yapacağız derseniz onu da ben size göstereceğim. Şu şekilde yapayım. Arta kalanını da keseceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar, yeteri kadar zincirimizi çektikten sonra en son çektiğimiz tırnağımızla tutuyoruz ve 1 2 3 4 5 pardon, 4 tane zincir çekiyorum. Başını 2 kez doluyorum. Şöyle 1 2 3 4 evet. Tırnağımla tuttuğum yere batırıyorum. Başını 2 kez doladım ve 2-2 ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Buraya da bir yuva yapmış oldum. Biraz yakınlaştıralım isterseniz. Evet, yuvamızı yaptık. 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. Başını 2 kez doluyorum. 1-2-3 dördüncü zincire batırıyorum ve 2-2 ilmeklerimi çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, başını 2 kez doluyorum ve aynı yere batırıyorum ve 2-2 ilmek çekerek bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bakın, şimdi şu şekilde oluyor. Biri yuva oluyor, biri normal boşluk diyelim biz buna, boşluk oluyor. Bu bir yuva bir boşluk, bir yuva bir boşluk şeklinde düşünürseniz daha mantığınıza yatar. Tekrar 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Başını 2 kez doluyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye batırdım. Ve 2 ilmek çekerek 3'ü trabzan yapıyorum.
Yuvalarda bir zincir çekmiyorum. Tekrar başını doladım. Aynı yere batırdım. 3 trabzan yapıyorum. Şimdi burada 2 tane yuvamız oldu. 1, 2, 3, 4. Başını 2 kez doluyorum. 1, 2, 3. 4. zincire batırdım. 2 2 ilmek çekerek 3'lü trabzan. Bu yuvamız değil. Bir zincir çekiyorum. Başını 2 kez doluyorum. Aynı yere batırıyorum. 3'lü trabzan. Şimdi 3. yuvamızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Başını 2 kez doladım. 1, 2, 3. 4. zincire batırdım. Zinciri çok uzun çekmişim. 3'lü trabzanımı yaptım. Zincir çekmiyorum yuvada. Başını 2 kez doluyorum. Yine aynı zincire batıyorum. Ve 3'lü trabzan yapıyorum. Şimdi benim burada 1, bakın 1, 2, 3 tane yuvam oldu. Bu ikisi yuva değil. Şimdi eğer artan zinciri ne yapacağız dersek, hemen bakın. Şöyle kesiyorum. İşte bu kadar. Daha sonra o ipi içten şu şekilde yaparak kaybedebiliriz. Neyse birazdan kaybedeyim ben onu. Şimdi arkadaşlar hemen burada çiçeklerimizi yapmaya başlıyoruz. Burada ilk çiçeğimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını 2 kez doladım. Şimdi bakın ilk yuvamın şuradaki trabzanına 4 tane başını 2 kez dolayarak trabzan yapacağım. Üçlü trabzan. 1, 2, 3. Bakın çektiğim zincirle birlikte 4 tane oldu. Şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4. Yaprak görünümü vermek için hemen bunu dibine batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım ve ilk yaprağımı yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4. Yine aynı trabzana bakın. Şu yan trabzana tekrar başını dolayarak 3 trabzan yapıyorum. 3 tane. Çektiğim zincirle beraber 4 tane olacak. Evet, şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4. Tekrar aynı yere batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi bakın, şu yaptığımız yuva bir trabzanla 2 tane yaprak yaptık. Karşı trabzan da burası. Hemen karşı trabzana atlıyorum. Şu şekilde sık iğneyle karşı trabzana geçtim. Bakın, şu şekilde. Hemen burada da 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını 2 kez doladım. Ve 3 tane 3'lü trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 4 tane olacak. 4 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bu zincirle de 5 tane oldu. Sabitledim aynı yeri. Şimdi sonuncu yaprağımızı yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve yine aynı yan trabzana yaprak yapıyoruz. 4 tane 3'lü trabzan yapacağım. 3 ve 4. Şimdi karşı tarafa geçeceğimiz için diğer yapraklardaki gibi 4 yaprak çekip 4 3 trabzan yapıp zincirle aşağı inmeme gerek yok. 5.'yi de normal başını 2 kez dolayarak 3 trabzan yapıyorum. Bu sonuncu yaprağı 5 tane yaptım. Şimdi 1 2
3, 4. Şimdi karşıdaki, şöyle ben size hani kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın. Şimdi ilkini yaptık bu tersi modelimizin. Buraya batmayacağız, buraya batacağız. Buraya şek yapacağız. Buraya batmayacağız, buraya batacağız. Şimdi 4 tane zincirimi çektim ve buraya batacağım. Başını 2 kez doluyorum. Bakın şöyle gösterirsem daha net olacak. Buraya batmıyorum. Hemen bir sonraki yuvaya batıp üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane. 1 2 3 4 Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın aynı yerdeyim. Hemen dibine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle ilk yaprağımı bitiriyorum. Şöyle çekelim. 1 1 2 3 4 Yine aynı trabzanı az önce yaptığımız gibi başını 2 kez doluyorum. 4 tane üçlü trabzanım olacak. Evet. 4 tane oldu. 1 2 3 4 Hemen dibine batırıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kapatalım. Evet, bakın. Şöyle ilk, yani iyice mantığı kavransın istiyorum aslında ben. Bakın. Şuraya 2 yaprak yaptık. Şimdi 2 yaprak da hemen karşı tarafa yapacağız. Hemen karşı tarafa batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle karşı trabzana geçtim. 1 2 3 4 Başını 2 kez doladım. Çektiğim zincirle beraber 4 tane 3 trabzanım olacak. Başını 2 kez doluyorum ve ikişer ikişer ilmek çekerek 4 tane 3'lü trabzan yapıyorum. Evet. 4 tane oldu ve burada 1 2 3 4 hemen aynı yere batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 2 3, 4, 4. yaprağa geliyoruz. 4. yaprakta ne yapıyorduk? 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane oldu. 3, 4 ve 5. Burada 4 tane yapıp zincir çekmiyoruz. 4. yaprağımızda 5 tane yaptık ve 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar modelimi çevirdim. Bakın. Hemen yanında yine bir yuva var ama benim bu yuvaya değil, bu yuvaya dolduracağım. Yani bir yuva her zaman atlıyoruz. İlk sıramız bu şekilde oluyor. Başını 2 kez doladım. Bakın şöyle tutarsam daha iyi anlayacaksınız. Bu son yuvaya batıracağım. Şöyle iyice görünsün istiyorum. Bakın buraya batırmadım. Buraya batırıyorum. Ve buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Dört tane oldu. 1 2 3 4 İndim. Tekrar 1 2 3 4 ile tekrar aynı yere bir yaprak daha yapacağım. Başını 2 kez doluyorum. Aynı yere batırıyorum. Çektiğim zincirle beraber 4 tane üçlü trabzanım olacak. Bir, iki, üç, dört.
aynı yere batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. İki yaprağımız oldu. Bakın şöyle göstereyim. Sıralama bu şekilde. Şimdi bakın zaten belli burada. Hemen oraya geçiyorum. Kaydırma yöntemiyle 1, 2, 3, 4. Artık zaten yaprak yapmayı öğrendik. Her yaprakta 5 tane üçlü trabzan olacak. Yaprak bittiğinde 5 tane üçlü trabzan olmak zorunda. Dördüncüyü yaptık. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi de zincir çekerek yapıyoruz ve 5 tane üçlü trabzan oluyor. 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi 4. yaprakta 5 tane yapıyoruz. 2.yi yaptık. 3. 4. ve 5. Evet. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi biraz kıvrılıyor yine. Hemen şöyle göstereceğim. Şu şekilde sıralanacak. Gördüğünüz gibi bakın aralarda boşluk var. Bu şekilde. Umarım buraya kadar açıklayıcı olmuştur. Hemen şurayı açıklamak istiyorum. Bakın arkadaşlar 2, 4, 6. Bir üst sırada 5. 6, 5, 6, 5. Bir eksik sırada, bir sırada eksik, bir sırada fazla olarak yapıyoruz ki düzgün bir şekilde ilerleyebilelim. O yüzden şimdi bir üst sırada şu aralara 2 tane sadece yapacağız. Bir üst sırada tekrar 3 tane, bir üst sırada 2 tane. Bu şekilde olacak. Şimdi yuvalarımızı yapacağız. Burada 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar 2 tane yapacağımız için direkt ben burada başını doluyorum 2 kez. Hemen şu 2 yaprağın arasına batırıyorum. Ve 3'lü trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum. 3'lü trabzan. Bakın şu 2 yaprağın arasına 4 zincir çekmiştik ya, oraya yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. Başını 2 kez doladım. Çiçeğin tam ortasına batırıyorum. 3 trabzan. Bu yuva değil, zincir çekiyorum. Çünkü çiçeğin üstü, çiçekler kesinlikle üst üste gelmemesi gerekiyor. Tekrar başını doladım. Tekrar çiçeğin tam üstüne batırdım. Ve üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir, 4 zincir pardon. Hemen bakın 4 zincir 2 yaprağın arasında oraya geldik. Hemen şuraya batırıyorum şöyle. Üçlü trabzan. Başını 2 kez doladım. Tekrar aynı yere batırdım ve yuvamı yaptım. 3 trabzan. Üçlü trabzan yaparak. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve bakın. 1, 2, 3'üncüye bu şekilde bağlayacağım. Yani bakın. Buraya yapacağız. Şuraya yapacağız. Ortaya yapmayacağız ve kenarlara da yapmıyoruz ki düzgün ilerleyebilelim. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını 2 kez doladım. Ve hemen yuvama. Ve hemen burada yapraklarımı yapmaya başlıyorum. Yine yapraklarımız aynı şekilde ilerliyor. 4 tane olasıya 3 trabzan yapıyorum. Üç, dört, aynı yere batırdım.
sabitledim ve 1, 2, 3, 4 ile yukarı çıktım. 2 kere doladım. Yine aşağıda yaptığımız gibi yaprak yapıyorum. 2 tane bir trabzana. 4.'ü de yaptım. 1, 2, 3, 4. Hemen yine aynı yere dibine batırıyorum. 2 tane yaprağımı yapmış oldum bu şekilde. Şimdi tekrar bakın, karşı yere batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle karşıdaki trabzana geçtim. 4 zincir. Oraya da 2 tane yaprak yapacağım. Yaprak yapmayı artık öğrendik. Evet. 4.'ü yaptım. 1, 2, 3, 4. Dibine batırıyorum. 1, 2, 3, 4. Başını 2 kez doladım. Ve 4. yaprağımız neydi? 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Evet. Şimdi burada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi hemen şaşırmamanız için bakın, şöyle göstermek istiyorum. 3. Birinciyi buraya yaptık. Şimdi şurayı atlayacağız. Tam çiçeğin üstü olduğu için hemen buraya geçeceğim ben. 4 tane zincirimi çektim. Başını 2 kez doladım. Hemen bakın. Sondakini atlıyorum. Yuvaya. Ve orada da yaprağımı yapmaya başlıyorum. Küçük yaptım. Başını ve geçiş aşamalarını daha az zamanda gösterebileyim diye. Çünkü çok uzun olunca videoları kesmek zorunda kalıyorum. Böylesi videoları kesince de pek bir şey anlaşılmıyor diyor abonelerimiz. O yüzden ben de bu şekilde biraz ufak olsun ama daha anlaşılır olsun dedim. Evet. Yapraklarımızı yapmaya devam ediyorum. Bu iplikle pek kıvrılmıyor. Bu biraz sert zannedersem. Diğer iplerle daha çok kıvrıldı. Evet, tekrar dibine batırıyorum. Evet, bu da bitti. Bakın bu şekilde. Hemen karşısı belli zaten. Bakın burası. Hemen karşıya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Üçüncü, dördüncüyü yapıyorum. Gerçekten yapılışı aslında çok zevkli. Hemen kavradığınızda zevkle yapabileceğiniz çok güzel bir model. Umarım severek yaparsınız. Evet. 1, 2, 3, 4. Bu model bayağı istek aldı. Çok istendi. Ama bir türlü videosunu çekememiştim. Bugüne kısmetmiş. 4. yaprağımızı 5 tane üçlü trabzanla bitiriyorum. Evet, bakın 2, 4, 5. Şimdi hemen şu şekilde göstereyim. Kafanız karışmasın. Evet. Bakın burada 3. Bir yukarısında 2. Şöyle. Hemen yukarıda üçlü yuvamızı nasıl hazırlayacağız onu göstereceğim. Şimdi bu yaprağı sabitlememiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Tersini çeviriyoruz. Bakın hemen şu yaprağın ilk trabzanın tepesine batırıyorum. Ve oraya sabitliyorum. Bu şekilde.
böyle daha düzgün olmuş oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 başını iki kez doluyorum. Hemen buraya bir yuva yapıyorum. Batırdım. Üçlü trabzanımı yaptım. Ve buraya bir yuva yaptım. 1, 2, 3, 4 başını iki kez doladım. Hemen çiçeğin tam ortasına batırıyorum. 1, 2, 3. Bu yuva olmadığı için bir zincir. Başını iki kez doluyorum. Tekrar batırıyorum. Üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4. Başını iki kez doluyorum. Bakın iki yaprak arasına tekrar yuva yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar başını iki kez doluyorum. Yuvalarda araya bir zincir çekmiyorduk. Evet. 1, 2, 3, 4. Başını iki kez doladım. Tam çiçeğin ortasına geldik. Şöyle de batırabilirsiniz. Zincirine de batırabilirsiniz. Çok fark etmez. Yuva değil bir zincir çekiyorum. Tekrar başını iki kez dolayıp üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Son yuvamızda tekrar bakın şu çiçeğin yaprağının dibine yapacağım. İki kez başını doladım. Üçlü trabzan. Tekrar başını iki kez doluyorum. Ve bir üçlü trabzan daha. Şimdi arkadaşlar hemen gösteriyorum. Muhakkak ki anladınız. Eminim ki anladınız. Ama ben yine de yeni öğrenenler için iyice bir ayrıntılı göstermek istedim. Bakın yine 3 tane yapacağız. 1, 2, 3. Bu şekilde kıvrılmalara bakmayın. Dediğim gibi eğer buharla şu şekilde düzeltiyoruz elimizle. Hemen üzerine buharı tutuyoruz ve gerçekten çok düzgün duruyor. Güzel de duruyor. Evet arkadaşlar bu şekilde tekrar yapraklarımızı yapmaya başlıyoruz. Bir üste çıktığımızda da şu ikinci sırada ne yaptıysak onu uyguluyoruz. Zaten ikinci sırayı eğer kafanız karışırsa videoyu geri alıyoruz. İkinci sırayı izliyoruz. İkinci sırada da aynı şekilde. Yani zaten iki sıra bu modelimiz. Aynı tekrar edip duruyoruz. Bu şekilde ilerledikçe de inanılmaz güzel bir model çıkıyor ortaya. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Instagram hesabımdan da takip etmek isteyenler hemen bu videonun altına Instagram hesabımın da linkini atacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yardımcı da oluyorum oradan. Mesaj atarsanız takıldığınız yerlerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Ve yaptığınız, benim videolarımda seyredip yaptığınız modelleri de bana gönderirseniz sayfamda paylaşmaktan mutluluk duyarım. Herhalde çok konuştum. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.